Babu zekate hel yahuduha imamu em la? Şimdi bu babda zekati imam zamanı halifesi alır mı, almaz mı? Onun vazifesi midir, değil midir? Zenginlerin zekatını zamanın imamı alıp yerine vermek hakkı selahiyeti var mı, yok mu? Ulemanın bazı diyor ki yok. O selahiyet yok melikte. Melikte, imamda yok. Bazıları da diyor ki var. Bu ihtilafı beyan ediyor. حدثنا أحمد بن داود قال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا حماد بن سلمة عن حميد عن الحسين عن عثمان بن أبي العاص أن وفد سقيف سقيف طائفته دوران بني سقيف büyük bir kabiledir ki Haccacı Zalim bu kabiledendir. O kabileden çok kötü adamlar çıktı, çok iyi adamlar da çıktı. İşte Taif'in yerli halkıdır Sakif. Resulullah Efendimiz geçti Taif'i muhasara etti, alamadı. Beni Sekif'ten alamadı. Sonra çekil doğurdu, etrafı kestiler. Hiçbir tarafa o Beni Sekif'i göndermez oldular. Etraf hep Müslüman oldu. Beni Sekif Taif'te ortada kaldı. Onlar bir iki ay geçince baktılar ki ne tarafa geçsek her taraf Müslüman, bizi vuruyorlar, malımızı alıyorlar. Nihayet kendiliklerinden düşündü, taşındılar, dediler ki biz de Müslüman olalım, başka çare yok. Bir cemaat gönderdiler. Ona vefdi beni sakiftir. Onlar geldiler Resulullah Efendimiz'e, bir takım şertler dahilinde biz Müslüman olacağız dediler. İşte diyor ki o vefd geldiği vakitte onlar bir de bir şert koştular. O şertlere karşı Resulullah Efendimiz onlara cevap veriyor. فَقَدِمُوا عَلَى رَسُولِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ Peygamber Efendimiz'e kudum ettiler. فَقَالَ لَهُمْ Resulullah Efendimiz onlara dedi. Onlar şert istediler de o şertle zikrettiler. Peygamber Efendimiz de cevap verdi ki لَا تُحْشَرُوا وَلَا تُعَشَّرُوا Onlar dediler ki bizi yerimizden kaldırma, haşretme. Buradan kalkıp başka yere gideceksen deme. Ona haşir derler. Bir mekandan bir mekana gönderme. Bir de bize bir memur gönderip de bizim üşümüzü alma. Bizden memur gelsin de üşür alsın, bir de bunu yapma. Biz kendiliğimizden veririz dediler. Peygamber Efendimiz de kabul etti. Buyurdu ki la tuhşeru, siz yerinizde kalacaksınız. Başka bir yere nefrolunmayacaksınız, haşrolunmayacaksınız. Ve la tuaşşeru, ben memur gönderip de sizin mallarınızın onda birinde toplatmam dedi. Şimdi bundan anlaşılıyor ki imam zekatın verilmesini ne yapacak? Zenginlerin kendilerine havale edecek. Herkes kendisi çıkarsın. Haddesena Ahmed ibn Davud kâle haddesena Abdurrahman ibn Salih kâle haddesena ibn Ebi Zayde an İsrail ibn Yunus an İbrahim ibn Muhacir el-Beceli an Emr ibn Hureyz an Sa'id ibn Zeyd ibn Amr ibn Nüfeyl قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سعيد بن زيد كم أشرين بشرًا değil mi? أشرين بشرًا olan سعيد بن زيد. O diyor ki Peygamber Efendimiz buyurdu ya maşer el Arab ihmedullah ey Arap cemaati siz Allah'a hamd ediniz. İz rufi'a ankumul usur sizden usur ref olundu. Yani sizden evvel İslamiyet'ten evvel sizden etraftaki melikler üşür alırdı. O kazancın onda birini onlardan alırdı. Bu sizden kaldırıldı. Allah'a hamd edin diyor. Fakat buradaki üşür mutlak geliyor. Yani Arap milletinden üşür alınmaz. Hükümet bir memur gönderip de Araplardan üşür denilen bir vergi, bir varidat almaz. Bu manayı alıyorlar. حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو أحمد قال حدثنا إسرائيل عن إبراهيم بن المهاجر عن رجل حدثه عن عمرو بن حريز عن سعيد بن زيد قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول فذكر مثله أبو بكر ده كان إمام التحاوية بو حديثي شريفي başka bir senetle rivayet eylemiş yine Sa'id bin Zeyd'den geliyor rivayet. حدثنا ابن أبي داود قال حدثنا علي بن معبد والحماني قال حدثنا أبو الأحوص عن عطاء بن السائب عن حرب بن عبيد الله عن جده أبي أمه عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم Peygamber Efendimiz buyurdular ki leysa alel müslimine uşur, Müslümanlar üzerine uşur vermek yoktur. İnnemel uşur
Öşür vermek ala ehli zimmeti, ehli zimmet üzerine oluşur. Yani Yahudi yahut da Hristiyan Müslümanların içerisinde zimmetinin kalıyor. O zimmetinin kalan adamdan öşür alınır ama Müslümanlardan alınmaz. Kale Ebu Cafer İmam-ı Tahavi buyurdu ki fezehebe kavmin, ulemadan bir kısmı zahip oldular ki de ennel imame imam leyse lehu, onun için caiz olmadı en yeb'ase, göndere alel müslimine, Müslümanlar üzerine men bir kimseyi ki yetevella, tevelli eder neye, ala aksı sadakatim, sedekelerini almaya tevelli eder, sedekelerini almak için bir memur göndermez, imamın bu hakkı selahiyeti yoktur dediler. Velakin lel müslimine, Müslümanlar bil hıyar muhayyerdirler. İnşa'u dilerlerse edduha ilel imam. O kendi öşürlerini imama getirir verirler. Fetevella vad'aha. O vakitte imam onun ved'ine tevelli eder. Yani onu aldık. Onların, Müslümanların getirip vermiş olduğu o mali koymayı, ved'aha, onu koymayı nereye? Fî mevâdi'aha, yerlerine. Eğer getirir zekatlarını imama verirlerse, İmam da zekat 8 sınıfa değil miydi? İşte o 8 sınıfa taksim eder. Elleti öyle mevdiler ki emerehullahu azze ve celle biha, Cenab-ı Hak Teala Hazretleri ayet kerimesinde beyan buyurdu. Ve inşa'u, yok Müslümanlar dilerlerse ferrakuha, kendileri tefrik ederler. Fi tilkel mevadi, kendi mevzilerinde hiç imama vermeden kendi etrafındaki konu komşu fakirlerine verirler. Muhayyerdirler. Şimdi bu birinci mezhebin getirmiş olduğu hüküm bu, kaidesi bu. Ve leyse lil imam, imam için olmadı en yahuzaha minhum, onlardan ala bi gayri tıybe enfusihim, nefislerine hoş gitmeyerek, kendi nefsinin rızasının hoşluğuyla verirse verir. Yok vermezse imamın cebren almak hakkı selahiyeti yoktur dediler. Vehteccu fî zâlike bihâdîl asar, bu mesele hakkında bu hadislerle ihticac ettiler. Elleti öyle hadisler ki revaynâhe an Rasûlillâhi sallallahu aleyhi ve sellem, Peygamber Efendimiz'den rivayet eyledik. Ve bimâdehi bir şeyle istidlal ettiler ki rûviyen Ömer bin Hattab radıyallahu anh, Hazreti Ömer'den rivayet edilen bir rivayetle de ihticac ettiler. Hazreti Ömer'den gelen rivayet de şu: haddesena Fehdun kâle haddesena Muhammed ibn Sa'id قال أخبرنا سفيان عن عمرو عن مسلم بن يسار قال قلت لابن عمر عبد الله بن عمر dedim ki أكان عمر يعشر المسلمين, baban Hazreti Ömer Müslümanlardan öşür alır mıydı? قال لا, dedi ki yok, cebren kimseden öşür almazdı dedi. وخالفهم في ذلك آخرون, fakat ulemadan bazıları bunlara muhalefet ettiler. Yarın da onların delillerini okuruz İnşallahü Teala. Fî zâlike âkharûn, bu birinci kavuz sahiplerine başka alimler muhalefet ettiler. Fekâlû, buyurdular ki lil imâmi, imam için caizdir en yüvelliye, tevliye ede, selahiyet vere eshâbel emvâl, mal sahiplerine, mal sahiplerini tevliye ede, onlara selahiyet vere. Neye? Sedekat emvalihim, mallarının sedekelerine onları hakkı tasarruf eder. Onları vali kılar. Yani mal sahibini, ben seni vali kıldım, sahip kıldım, kendi malın sedekesini sen ver. Evet, imam için bu caizdir. Hatta yada'uha, hatta onlar o sedekeyi koysunlar mevadi'aha, yerlerine. Kime verilecekse onlara versinler. Velil imameyi da yine imam için caizdir en yeb'ase, ba'sede göndere aleyha, sedekeler üzerine malların sedekelerini toplamak için musaddikine, sedeke toplayıcıları göndere. Ona da amil derler. Yani tahsiller. Hatta yuashiruha, hatta malların öşürlerini alırlar. Veya huzu zekate, zekati de alırlar. Minha, mallardan. Hem zekat alırlar hem de öşür. Üşür olan yerde üşür, zekat olan yerde zekat. Şimdi bu ikinci kavuz sahipleri diyorlar ki imamın selahiyetindedir. İsterse kendi memur gönderir, sedakayı, zekatı kendisi toplattırır. İsterse mal sahiplerine havale eder. Siz kendiniz
bu mallarınızın sedekesini etrafa yerlerini verin. Birincisi ne dedi? Hayır, imamda bu selahiyeti yok. Birinci kavim sahipleri dediler ki imamda bu selahiyeti yok. Herkes kendi malını, sedekesini, zekatını kendisi verir. İkinci kavim sahipleri dediler ki hayır, imamın selahiyeti dahilindedir. وَكَانَ مِنَ الْحُجَّةِ عَلَى اَهْلِ الْمَقَالَةِ الْعُولَى. Birinci mekale sahiplerinin aleyhine hüccettendir. Lehum, bu ikinci kavim sahipleri için. اَنَّ الْعُشْرَلَّذ۪ي. Şöyl bir üşür ki kâne Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimiz oldu, refa'ahu, kaldırmış oldu anil müslimine, Müslümanlardan. Huve, o nedir? El üşrüllezî, şöyl bir üşürdür ki kâne yu'hazu, alınırdı fil cahiliyeti, cahiliyette. Ve huve hilafü zekâ, bu zekatın hilafıdır, zekat değildir bu. Ve kâne yusemmûlehu, buna isim verirdiler, el mekse, mekis, mekis derdiler. وَهُوَ الَّذ۪ي, işte bu mekis ellezi, şöyle bir şeydir ki رَوَى عُقْبَةُ بْنَ عَامِرِ, عُقْبَةُ بْنَ عَامِرِ rivayet eyledi fihi, bu mekis hakkında an nebiyyi sallallahu aleyhi ve sellem, Peygamber Efendimiz'den. Neyi rivayet eyledi? مَا شُول bir hadisi ki حَدَّسَنَا, İmam-ı Tahaviye rivayet eylemiş, فَهْدٌ فَهَدْ قَالَ حَدَّسَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّسَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقٍ عن يزيد بن أبي حبيب عن عبد الرحمن بن شماسة عن عقبة بن عامر قال عقبة بن عامر السند الصحيح إسناد diyor, çıkarıyor, diyor ki عقبة بن عامر قال, buyurdu ki قال رسول الله صلى الله عليه وسلم, Resulullah Efendimiz buyurdular, لا يدخل الجنة, cennete girmez sahibi meksin, mekis sahibi, mekis alan bir kimse cennete girmez. İşte bu hadisleri bunun hakkında. Evet, yani aşiren, aşiri kastediyor. Şimdi bu zamanımızdaki gümrükler, işte budur. Aşir, gelen malın %10'unu alır, %5'ini alır, %3'ünü alır. Bunlar mekistir. La yedhulul cennete meksu. Şimdi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den rivayet eyledi birinci mezhep sahipleri ki Peygamber Efendimiz buyurdu ki üşür alınmaz. Müslümandan üşür alınmaz. Yahudiden ve Hristiyan'dan alınır. Bu ikinci mezhep sahipleri diyorlar ki o öşür dedi ki cahiliyet zamanında alınan öşür idi. Ona mekis derler, meks idi. Zoruna herif gelmiş alıyor. Sen bir yere ticarete mal götürüyorsun. Yolda yakaladığı gibi haydi ver bunun ticaretini. Bunu %10'unu alıyor. İleriye gidiyorsun, başka bir tanesi daha çekiyor. Ver bunun %10'unu. Daha o derebeyli zamanında da ona yol pacı derlermiş. Yol pacı. Gelirsen bir beyin arasından geçecek bir tacir mal getiriyor. O derebeyi yakalıyor. Yer, ver yol pacını da geç. Ona verir. Onun iklimini geçer. İkinci bir derebeyinin yerine gelir. O da bir yol pacı alır. İşte bu mekistir. Bunu alan adam cennete girmez. Hakkı yok. Evet. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Araplara dediler ki sizden bu üşrik Cenab-ı Hak kaldırdı. Yani bu mekis yok daha. Bir derebeyi baksın sizden mal alsın mı? Yok. Yalnız zekat var. Cenab-ı Hakk'ın hakkıdır. Zekat senede bir defa vereceksiniz. Evet. فَهَذَا هُوَ الْعُشُرُ الْمَرْفُعَ لِلْمُسْلِمِينَ. Yoksa Müslümanlardan kaldırılmış olan üşür budur. وَاَمَّا الزَّكَاتُ اَمَّا زَكَاتُ فَلَا. O kaldırıldığı yoktur. Müslümanlar muhakkak malının zekatını verecek. Senede bir defa muhakkak verecek. وَقَدْ بَيَّنَ ذَٰلِكَ اَيْضَا. Bunu beyan eyledi. مَا قُلْ بِرْ حَدِسْكَ حَدَّسَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ شُعَيْبِ. Süleyman ibn-i Şuayb bize rivayet eyledi. Yani İmam-ı Tahaviye rivayet eylemiş. قَالَ حَدَّسَنَا الْقُصَيْبُ قَالَ حَدَّسَنَا حَمَّادٌ اَنْ عَتَى ابْنِ السَّائِبِ اَنْ حَرْبِ ابْنِ عُبَيْدِ اللّٰهِ اَنْ رَجُلٍ مِنْ اِخْوَالِهِ kendi dayılarından birisinden rivayet eylemiş Harbi bin Ubeydullah. Fakat onun ismini zikretmiyor. Evet. O zatın dayısı buyurmuş ki enne Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Peygamber Efendimiz istamelehu, onun dayısını amil olarak ittihaz etti. Alessadegeti sadegeye. Sadegeyi toplamak için memur tayin etti. Ve allemehu'l İslam, Resulullah Efendimiz İslamiyeti de ona öğretti. Namaz, oruç, hac, zekat, erkan-ı İslam hepsini öğretti. Ve akhbarahu,
ona haber verdi. Bima yahudu, alacağı malın sedekeler, zekatlar ne miktarda, bunu da haber verdi. Fekale ya Resulallah, o adam dedi ki ya Resulallah, küllen İslam'ı kad alimtuhu. İslam'ın hepsini öğrendim. İslamiyet neye emrediyor? Neden nehyediyor? Bunların hepsini öğrendim. İlla sadakat, illa sadakayı öğrenemedim. Efe uaşirul müslimin, Müslümanlardan da öşür alayım mı? Sordu. Fekale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamber Efendimiz buyurdular ki innemâ yuaşşerul yehud ve nesara. Yehud ve nesaradan öşür alınır. Müslümanlardan alınmaz. Hangi öşür? Cahiliye zamanında alınan mekis denilen öşür. Yoksa İslamiyet'in dediği arazinin buğda ekersen, arpa ekersen, çıkarırsan onun üçünü verirsen o değil. O zekattır, onu muhakkak vereceksin. Hani derebeylerinin almış olduğu üşürler var diye, işte o. Fehadel hadis, bu hadiste olucudur ki enne Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimiz be'asehu, o adamı gönderdi ala sadakati, sadakaları toplamaya gönderdi. Ve emerehu, ona emretti ki en la yuaşşirel müslimin, Müslümanlardan üşür almaya. Ve kâle lehu, o adama dedi ki innemel üşur, üşur alel yehud ve nesara, yehud ve nesara üzerine lazımdır. Fedelle zâlik, bu delalet etti ki ennel üşurel merfu'ate minel müslimin, Müslümanlardan kaldırılmış olan üşür, hilaf-ı zihye, hilaf-ı zekat, zekatın hilafı olan üşürdür. Niye? Zekat kaldırılmaz ki. Bu üşürü, yani bizim bildiğimiz manadaki arazinin üşü manasına değil bu. Evet. Hiç öğrendik burada olmasa. Ve mimma yübeyyinü zâlik, bunu beyan eden şeylerdendir. Eyda enne Hüseyin ibn Nasr haddesena, kâle haddesena el-Firyâbiyyü, kâle akberena Süfyanu an Ata ibn Sa'ib an Harb ibn Ubeydillah Thaqafi an khalin lehu min Bekr ismini diyor. Kâle ateytu nebiyye sallallahu aleyhi ve sellem Ubeydullah, Harb ibn Ubeydullah'ın dayısı diyor ki ben Peygamber Efendimiz'e geldim. Fes'elduhu anil ibili vel ganemi, ben develerden ve davarlardan sordum ki uaşşiruhunne, ben onların üşünü vereyim mi? Kale buyurdu ki innemel üşur alel yehud ve nesara, üşür yehud ve nesara üzerine tereddüt etmiştir ve leysi alel müslimin, Müslümanlar üzerine değildir. Şimdi ne demek peki Yahud-ı Nesara'dan alınan üşür ne demek? Müslümanlardan alınan üşür zekat. Yahudi'den alınana üşür diyor. O zekat değil. Onlardan alınan vergi. Cizye. Cizye, vergi. Müslümanlardan alınan zekat. Peki nasıl olur? Onlardan da senede bir mi alınır? Yoksa yolda giderken memura tesadüf etti mi, memur hemen alacak mı? Onun izahatını verecek şimdi. Fedelle hâzâ, bu delalet ettiği neye? Alâ ennel üşşellezi, şuna ki üşür, ellezi ile üşür ki leysi alel müslimîn, Müslümanlar üzerine olmayan üşür. Öyle üşür ki el me'fûze minel yehûdü ve nesâra. Yehûdü nesâradan alınır, fakat Müslümanlar üzerine lazım gelmez. Bu üşür ve hilâf-ı zekâ, zekâtın hilâfıdır. Zekat değildir. Ne için? لَاَنَّمَا يُوْخَذُ مِنَ النَّسَارَ وَالْيَهُودِ, Nesara Yahud'dan alınan, مِنْ ذَٰلِكَ bu üşür diye onlardan alınan, اِنَّمَا هُوَ, o alınan üşür hakkun lilmüslimin, Müslümanların hakkıdır. وَاجِبٌ عَلَيْهِمْ, Yahud-ı Nesara üzerine ödemesi vaciptir. Onlardan alınır, Müslümanlara verilir. كَلْ جِزْيَةِ الْوَاجِبَةِ لَهُمْ, Müslümanlar için alınan cizye gibi. Kim üzerine vacip? Aleyhim Yahud-ı Nesara. Yahud-ı Nesara da üzerine vaciptir ki Müslümanlara cizye ödeyecekler. İşte bu cizye gibi. Ve zekatü leyset kezalik. Zekat böyle değildir. De enneha zekat innemâ tuhazu, alınır tahareten li rabbil mal, mal sahibini temizlemek için. Günahlardan temizlemek için.
وَهَوَ مُسَابٌ O mal sahibi zekatı vermekle sevap alır ala edaiha zekatı verdiğinden dolayı. Zekatı verdiğinden dolayı Cenab-ı Hak ona verecek. Hem ne kadar? En aşağı 1'e 10, 1'e 100, 1'e 700 ile maşallah verecek. Yahudiler ise Yahudilere vermiş yok. وَالْيَهُودُ وَالنَّسَارَ Yahudu nesara ise leyse olmadı. مَا يُؤْخَذُ مِنْهُمْ مِنَ الْعُشْرِ Onlardan alınan, üşür diye alınan şey olmadı. Taharetin de onlara taharet olmadı. وَلَاهُمْ مِسَابُونَ عَلَيْهِ Onun üzerine sevap da alamazlar. Yahudilerin vermiş olduğu vergi, cizyeden dolayı sevap alacaklar mı? Yok. Onları günahlardan kefaret eder mi? Yok. فَرَفَعَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ Peygamber Efendimiz kaldırdı. مَا يُؤْخَذُ مِنْهُمْ Onlardan alınan bir şeyi kaldırdı. O da neden? مِمَّا لَا ثَوَابَ لَهُمْ عَلَيْهِ Onu verirse sevabı yok, onu kaldırdı. وَاَقَرَّ ذَٰلِكَ Bunu ikrar etti عَلَى الْيَهُودُ وَالْنَسَارَ يَهُودُ وَالْنَسَارَ الْسَلَامِ Yani İslamiyet'ten evvel herkesten alınırdı o rüşür, mekis denilen şey. Fakat o mekiste bir sevap yok. Onu vermekle insan bir derece bir sevap alamaz. Onun için Müslümanlardan bunu kaldırdı fakat Yahudi ve Nesara üzerinde kaldı. Yahud ve Nesara'dan alınır, Müslümanlardan alınmaz. Haddesena Ebu Bekret'e ve İbrahim İbn-i Merzuk kâle haddesena Ebu Amir'in kâle haddesena İbn-i Ebi Zib'in en Abdirrahman İbn-i Mehran en Ömer İbn-i Abdülaziz Ömer İbn-i Abdülaziz radıyallahu anh ketebe ila Eyyub İbn-i Şurahbil Eyyub İbn-i Şurahbil'e yazdı en huz minel müslimin en şan şan olanla huz al minel müslimine müslümanlardan min külle erbe'ine dinaren dinaren her bir kırk altından bir altın al ve min ehli kitabı ehli kitaptan da al min külle eşşine dinaren dinaren her bir 20 altında bir altın al. Zekatta 1/4. Müslümanlarda 1/4 olduğundan 1/4 al. Ama ehli kitaptan, Yahudi Nesara'dan 20 altında bir altın al. اِذَا كَانُوا يُرِيدُونَهَا Onu murad ettikleri vakıtta. Diğer bir rivayette يُدِيرُونَهَا Onu idare ettikleri vakıtta. Yani ellerinde mal var, ispar ise bulursan sen. اِنَّ لَا تَعْفُدُ مِنْهُمْ شَيْئًا Onlardan bir şey almazsan hatta رَأْسِ الْحَوْلِ Hatta senenin başına kadar. Bir Müslüman 1/4 malının zekatını verirdi mi daha bir seneye kadar ondan bir şey alma. Hristiyan'dan da 1/20. 1/4 değil de 1/20 alınacak. فَاِنِّي سَمِعَتُ ذَٰلِكَ Ben bunu işittim. مِمَّنْ سَمِعَ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ Peygamber Efendimiz'den, işiden adamdan işittim diyor ki يَقُولُ ذَٰلِكَ Resulullah Efendimiz böyle dedi. فَفِي هَذَا الْحَدِيثِ Bu hadiste olucudur. اَمَرَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ Peygamber Efendimiz emretti. اَلْنُصَدِّقِينَ Sedeke toplayanlara emretti. En ye'huzû alalar min emvâlil müslimîn Müslümanların mallarından mâ zekerna bizim zikrettiğimizi. Yani 1/4 alalar. Ve min emvâli ehli zimme ehli zimmetin mallarından da alalar. Yani Yahudi Nesara'dan. Neyi? Mâ vasafına vasfettiğimiz şey. Yani 20/1. وَقَدْ رُوْيَنَ عُمَرَ بْنُ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ Hazreti Ömer'den de rivayet edildi. Ma bir rivayet ki قَدْ وَافَقَ هَذَا Buna muvafık olan bir rivayet olundu. حَدَّسَنَا أَبُوْ بِالسِّرْزِقِّيُّ قَالَ حَدَّسَنَا مُعَاذُ بْنُ مُعَاذِ الْعَنْبَرِيُّ عَنْ اِبْنِ عَوْنٍ عَنْ اَنَسِ بْنِ سِيرِينَ Anas ibn-i Sirin'den. Meşhur Muhammed ibn-i Sirin var ya, onlar kardeş diyorlar, onun kardeşi. قَالَ اَرْسَلَ اِلَيْيَ اَنَسُ بْنِ مَالِكِ Enes ibn-i Malik bana gönderdi radıyallahu anh. Haber gönderdi, gel diye. فَاَبْتَعَتُ عَلَيْهِ Ben geciktim, gitmedim. ثُمَّ اَرْسَلَ اِلَيْيَ Tekrar adam gönderdi. فَاَتَيْتُهُ İkinci de gittim. فَقَالَ Hazreti Enes ibn-i Malik radıyallahu anh buyurdular ki اِنْ كُنْتُ اَرَى Ben görür idim ki enni ben لَوْ اَمَرْتُكَ سَنَ اَمْرِسَمْ أن تعد على حجر كذا وكذا şöyle şöyle taşları dişlerinden tut desem böyle emretsem ittiga emrdati benim rızamı almak için defaal desen işlerdi.
Yani ben seni öyle biliyorum, sen beni o kadar müteessin ki benim rızamı almak için şu taşları dişlerinde tut, şey ne desem onu yapardın. Bunun için söylüyor. Yani sen benim sözümden çıkmayan bir adamsın. فَاُخْبِرْتُ Bu mukaddimeyi yaptıktan sonra diyor ki فَاُخْبِرْتُ اُخْبِرْتُ Ben haber verildim. Leke senin için amelen bir amelim. Yani seni bir işe tayin etmişler. Bana geldi haber verdiler ki sana şu işi vermişler. فَكَرِهْتُهُ Ben o işi hoşlanmadım. Sana o vazifeyi vermişler. Ben o işi hoşlanmadım. اَوْ اَكْتُبَ لَكَ Yahut da ben yazayım sünnet-i Ömer'e radıyallahu anh. Hazreti Ömer'in sünnetini yazayım. Yani bu işi terk et demek istiyor. Terk etmezsense Hazreti Ömer'in sünneti neyse yazayım da o şekilde hareket et buyurdu. Kale Enes İbn-i Sirin dedi ki kuldu ben dedim ki üktübli sünnet-i Ömer'e radıyallahu anh. Sen Ömer'in sünnetini bana yaz. Yani ben bu işi terk etmem. Bu işi yapacağım, bana o vazifeyi verdiler, o vazifeden el çekmeyeceğim. Yalnız Ömer'in sünneti neyse onu yaz da öyle hareket edeyim. قَالَ فَكَتَبَ Hazreti Enes İbn-i Sirin diyor ki Enes İbn-i Malik yazdı. فَكَتَبَ Enes İbn-i Malik yazdı. خُذْ مِنَ الْمُسْلِم۪ينَ مِنْ اَرْبَع۪ينَ دِرْهَمًا دِرْهَمًا وَمِنْ اَهْلِ الزِّمَّةِ مِنْ كُلِّ اَشْر۪ينَ دِرْهَمًا دِرْهَمًا وَمِمَّنْ لَا زِمَّةَ لَهُ مِنْ كُلِّ اَشْرَةِ دَرَاهِمَ دِرْهَمًا Bunu yazdı. Manası خُذْ مِنَ الْمُسْلِم۪ينَ Müslümanlardan al. مِنْ اَرْبَع۪ينَ دِرْهَمًا 40 dirhemden al, dirhemden 1 dirhem. وَمِنْ اَهْلِ الزِّمَّةِ اَهْلِ الزِّمَّةِ de al. مِنْ كُلِّ اَشْر۪ينَ دِرْهَمًا Her 20 dirhemde dirhemden 1 dirhem al. وَمِمَّنْ لَا زِمَّةَ لَهُ Zimmeti olmayan adamlardan. Yani ehli kitaptan fakat başa korkunan gelmiş İslam diyarına. İslamların arasında mümkün değil. Onun zimmeti yok, ehli zimmet değil. Gelip geçici o. Onlardan da al. مِنْ كُلَّ عَشَرَةِ دَرَاهِمَ dirhemden. Her 10 dirhemde 1 dirhem almış. Üşür. Gümrüklerde. Mesela buranın adamlar bu vazifeyi görecek. Eğer Müslümanın malı olursa o zaten zekatını verecek senede bir defa. Yok ehli zimmet olursa 20'de bir verecek. Ehli zimmet olmayan 10'da bir. Hazreti Ömer'in sünneti bu. Bunu yazıverdi. Kale Enes İbn-i Sirin dedi ki kultu ben dedim ki men la zimmete lehu. Men kimdir? La zimmete onu, lehu onun zimmeti yok. Zimmeti olmayan kimdir? Kale buyurdu ki Er-Rum Rum'dur. Öyle Rum ki kânû yakdumûne mineşşam Şam'dan gelirler. Şam'ı vakit Rumların elinde. Şam'dan gelirler, mal getirirler. Ellerinde gümrük memuru var ya hudutta duruyor. Ha, o ki sen bu vazifeyi aldın. O gelen Rumların zimmeti yoktur. Onlardan onda bir al işte. Öşür o. فَلَمَّا فَعَلْ عُمَرُ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ Vaktaki Hazreti Ömer işledi. هَذَا بُنِي بِحَضْرَةِ اَصْحَابِ رَسُولِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ Ashab-ı kiramın huzurunda Hazreti Ömer radıyallahu anh bunu işlemiş ve böyle yazmış. فَلَمْ يُنْكِرْهُ عَلَيْهِ Hazreti Ömer üzerine inkar etmedi. مِنْهُمْ أَصْحَبْتَنْ اَحَدٌ bir kimse, öyle kimse ki münkirin, inkar eden bir kimse çıkmadı. Hazreti Ömer bu kararı ashabın huzurunda verdi. Ashabtan birisi de kalkıp da buna itiraz etmedi. İşte sünnet-i Ömer oldu bu. كَانَ ذَٰلِكَ حُجَّةً وَاِجْمَعًا Bu hüccet ve icma oldu. مِنْهُمْ أَصْحَابِ كِرَمْدَنْ عَلَيْهِ bu hüküm üzerine. Demek ki ashab-ı kiram bunda İcma etmişler. İcma sahabe olmuş. Bu oldu hüccet. فَهَذَا وَتُهَذَا الْبَابِ مِنْ تَرِيقِ الْآسَارِ Rivayetler tarikiyle işte bu babın hulasesi bu, veçi bu. Yani her iki tarafın delillerini beyan ettiği. İki kavil beyan etti. Birisi diyor ki imamın hakkı yoktur. İnsanların malının zekatını toplamadı. İmamın hakkı yok. Herkes kendi malının zekatını kendisi verir. İkinci kavil sahipleri diyorlar ki hayır. İmamın selahiyeti dahilindedir. İsterse mal sahiplerini havale eder, isterse kendisi memur gönderir, toplatır. Selahiyetinde. Hulasesi bu. وَاَمَّا وَجْهُهُ مِنْ طَرِيقِ النَّزَرِ Kıyas tarihiyle bunun veçi فَاِنَّا قَدْ رَئِيْنَهُمْ Biz ulemayı gördük ki اَنَّهُمْ لَا يَخْتَلِفُونَ İhtilaf etmiyorlar.
ki enne lil imami, imam için olucudur, en yeb'ate ila erbabil mevaşis saime. Otlayan hayvanların sahiplerine imam bir adam göndere, bir amil göndere. Hatta ye'huze minhum sadakate mevaşiyim. Onların hayvanlarının sadakalarını almaya bir memur göndere. İzâ vecebet fîhâ sadaka, eğer onların mallarında sadaka vacib ise. Bunda ittifak ediyor her iki tarafta. İmam gönderebilir. Bir adamın sürüsü var, koyun, deve, sığır. Memur gönderir, onun hesabını yapar, sedekesini alır. Ve kezâlike yef'alu fî simârihim. Meyvelerinde de böyle. Memur gönderir, onları tahmin eder. Meyvelerin üşünü, zekatını alır. Sümme yada'u zâlik. İmam bunları aldıktan sonra verir. Fî mevâdi'i zekevâd. Zekatın mevdeleri, mehalleri olan yerlere verir. Alama ol bir şey üzerine ki emerehu bihi azze ve cel. Cenab-ı Hakk'a lezzetleri Kur'an-ı Kerim'de emriyle bir 8 sınıf. O 8 sınıfa verir. La ye'ba zâlike. Bundan iba etmez ahadun, hiçbir kimse iba etmez minel müslimin. Müslümanlardan hiçbir kimse bundan iba etmez. Herkes buna boyun eğmiştir. Evet. Fennezaru ala zâlik. Buna kıyasen en yekûne ola bakiyyetü lemba mükemmellâde böyle olur. Şimdi ittifak nerede var? Hayvan sahiplerinden zekatı imam toplayabilir. Devesi var, sığırı var, koyunu var, mevaşi, maşiyelerden, sonra meyvelerden, buğdadır, arpadır, hurmadır, üzümdür. Bunlardan da imam zekat toplama için memur gönderebilir. Kaldı hangisi? Adamın ticaret malı kaldı. Dükkanında eşyası var. Parası var, gümüşü var. Şimdi kıyas yapıyor. Diyor ki fennezer ala zalik, buna nazaran, buna kıyasen en yekûne ola bakiyyetül emmal, diğer mallarda ola enne zehebe vel fiddata ve mualet ticaret kezalik, altın, gümüş, diğer ticaret mallarıyla böyle ola. Yani imam o hayvanatın zekatını aldığı gibi bunların da zekatını almaya selahiyetlidir. فَأَمَّا مَعْنَا قَوْلِ رَسُولِ اللّٰهِ صَلَّ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ Diyor ki sen böyle hükmediyorsun ama Resulullah Efendimiz buyurmadı mı ki لَيْسَ عَلَى الْمُسْلِم۪ينَ عُشُورٌ اِنَّمَا الْعُشُورَ عَلَى الْيَهُودِ وَالنَّسَارَ Müslümanlarda üşür yoktur. Yahud ve Nesara'nın mallarında üşür vardır. Bununla tearüz etmez mi bu hüküm? فَعَلَى مَا قَدْ فَسَّرْتُهُ diyor. Ben tefsir ettiğim şey üzerine. فِي مَا تَقَدَّمَ مِنْ هَذَا الْبَابِ bu babdan tekaddüm etti ki bunu tefsir eyledim. O nasıl tefsir etti? Cahiliyet zamanında alınan üşürdür diye tefsir etti. Ve kad semi'te Ebu Bekre'te, Ebu Bekre'yi de işittim ki yahki zalik, bunu hikaye ediyor. Yani Ebi Ömer'ed-Darir, Ebi Ömer'ed-Darir'den bunu hikaye etti. Bunu da işittim ki yani Yahudi Nesara'dan alınan mekis bu kaldı. Müslümanlardan mekis kaldırıldı. Bu zekatın hilafıdır. وَهَذَا كُلُّهُ İşte bu söylediklerimizin hepsi قَوْلُ أَبِي حَلِيفَةَ وَأَبِي يُوسُفَ وَمُحَمَّدٍ رَحِمُهُمُ اللّٰهِ Bu iç imamın kavilleri de budur. Nedir yani? İmamın selahiyeti dahilindedir. İster hayvanatın zekatını, ister meyvelerin zekatını, isterse paranın ve ticaret eşyasının zekatını almaya selahiyeti vardır. Ama selahiyet var ama o selahiyeti isterse kullanır, isterse kullanmaz. Hazreti Osman radıyallahu anh'ın zamanına kadar bunu kullandılar. Hazreti Ebu Bekir, Hazreti Ömer zamanında, Hazreti Osman zamanında İslamiyet genişledi. Dediler ki bu maşiyeleri, hurmaları, diğer ağaçları, ekinleri, tahmin, tekdir mümkün. Fakat adamın gizli parası var, ne kadar altını var, ne kadar gümüş var, bunu biz bilmiyoruz. Adama söylüyoruz ki caiz ki getirir verir, caiz ki vermez. Biz de bilmeyiz. Öyleyse bunu kendilerine havale edelim. Hazreti Osman dedi ki siz hayvanların zekatını alın. Ağaçlardaki meyvelerin zekatını alın. Fakat altın, gümüş, ticaret eşyası bunları kendilerine havale edin, kendileri çıkarsın. Hazreti Osman zamanında öyle kaldı, öyle gitti. Bu da neye delalet ediyor? Yani imamın selahiyetindedir. İsterse ister, mal beyannamesi alır mesela. İsterse bırakır. Mal sahibinin vicdanını bırakır. وَكَدْ رُوِيَ عَنْ يَحْيَ بْنِ آدَمٍ فِي تَفْسِيرِ قَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمٍ
لَيْسَ عَلَى الْمُسْلِم۪ينَ عُشُورٌ اِنَّمَا الْعُشُورُ عَلَى الْيَهُودُ وَالنَّسَارَ. Peygamber Efendimiz'in bu hadisi şerifinin tefsirinde Yahya ibn Adem'den rivayet edildi. Manen bir mana. Öyle mana ki غَيْرُ الْمَعْنَ الَّذ۪ي زَكَنَا. Zikrettiğimiz mananın gayrisi, başkası bir mana zikredildi. Yahya ibn Adem diyor ki o üşür, Müslümanlardan kaldırılan üşür sizin dediğiniz gibi cahiliye zamanında alınan üşür değil. Başkadır bunun tefsiri. Ve zâlike bu manada ennehu kal, Yahya ibn Adem dedi ki innel müslimine, Müslümanlar la yecibu aleyhim, onlar üzerine vacip olmaz. Bi mürurihim, onların yürümeleriyle alel aşiri, aşir üzerine, aşir yani memur, zekatı alan memur üzerine yürümek yürürse, evet, onlardan, Müslümanlardan alamaz. Fi emvalihim, mallarında bir şey vacip değildir. Ma lem yekun vaciben aleyhim, kendileri üzerine vacip değilse. Adam 30 koyundan yürüdü, memur gördü. Kaç koyunu var? 30. 30 koyunda zekat var mı? Sadaka var mı? Yok. Öyleyse ondan almaya hakkı yok. 39 olsa gene hakkı yok. Ne vakit olacak? Birik olacak. Ha. Demek ki nisaba vali olmuşsa ondan alır. Vali olmamışsa alamaz. Bu Müslümanlar hakkında böyle. Evet. Malem yekun vaciben aleyhim levlem yemurru biha aleyh. Bu adam kendi memleketinde kalsa 39 koyunun koyunu ile beraber ona zekat vacip miydi? Değildi. O aş yürürken aşir ona tesadüf etse, hükümetin vergi toplayan adamı ondan zekat alabilir mi? Alamaz. Dediği gibi bu. Mana bu diyor. Niye? O kendi yer, durduğu yerde madem zekat vacip değildi, o muvazzafın önünden yürümekle muvazzaf onu almasa diyor. Çünkü vacip değil. Evet. لَاَنَّ عَلَيْهِمْ, Müslümanlar üzerine olucudur. Ha. Evet. لَاَنَّ عَلَيْهِمْ اَزْزَكَا, onlar üzerine olucudur. اَزْزَكَاتَ زَكَاتَ اَلَا اِيِّ حَالٍ كَانُوا, hangi hal üzerine olurlarsa olsunlar, اَلَا عَلَيْهَا, onun üzerine. Yani Müslümanlar ister kendi memleketinde dursun, yerinde dursun, istersen yürürken o memura tesadüf etsin, zekat vacib ise vacib, değil ise değil. Tebeddül etmez. Fakat Hristiyanlar böyle değil. Vel Yahudu ve Nesara, Yahudu Nesara ise levlem yemurru, yürümezlerse bi emvalihim, mallarıyla alel aşiri, aşir üzerine yürümez de yerlerinde dururlarsa lem yecib aleyhim, onlar üzerine vacip olmaz. Fiye o mallarda şeyin bir şey. Yerinde duruyor memur, gidip de onlardan bir şey alamaz. Ama yürürse alır. Memura tesadüf etti mi? Yahudi'den, Hristiyan'dan alır. Demek ki memurun görmesine bağlı. Müslümanınki dinine bağlı. İster memur olsun, ister olmasın, zekat vacip oldu mu çıkaracak. Yahudi Nesara öyle değil. Memur tesadüf ederse ondan alır. Yok, memur tesadüf etmezse ona zaten dini itibariyle bir şey değil, vacip değil ki. Vacip değil. O da bu manayı zikretti. Yahya ibn Adem'den de bu mana zikredildi. فَالَّذ۪ي رُفِعَ عَنِ الْمُسْلِم۪ينَ, Müslümanlardan ref olunan nedir? هُوَ الَّذ۪ي, ol bir şeydir ki يُوْجِبُهُ, onu vacip kılar, الْمُرُورُ بِالْمَالِ, mal ile geçmek, عَلَى الْعَاشِرِ, aşir üzerine. Gümrük memur üzerine mal ile yürüdü mi, işte bu vacip kılıyor Müslümana. Eğer vacip ise وَلَمْ يُرْفَعَ ذَٰلِكَ عَنِ الْيَهُودُ وَالنَّسَارَى, Yahud-u Nesara'da bu ref edilmedi. Evet. Ne demek istedi? Rufi'anil Müslümin, Müslümanlardan raf edildi. Bir gümrük memurunun önünden geçerse gümrük memuru ver bunun gümrükünü diyemez. Niye? O zekatını senede bir defa veriyor. Ama Yahud-u Nesara öyle değil. Gümrük memuruna tesadüf ettim ondan alacak. Acayip oluyor yani bu mana. Yahud'un, Hristiyan'ın mali yerinde durursa hiçbir şey yok ona. Ona vergi yok. Yalnız memur rastlarsa alacak. Müslümanınki öyle değil. Memura tesadüf ederse memur alamaz. Fakat kendi yerinde durur da. Vacip olursa zaten vacip olmuş. Vermemişse o vakitte o memur alabilir. Vermemişse. Vallahu Teala a'lem ve sallallahu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve sellem.